Böyle yani birkaç problem oluşuyor. Birincisi şöyle bir Binali üzerine konuşunca hani bu adam başka hiçbir şey okumuyor mu gibi algılanıyor. Şahsen ben okuyorum yani başka konularda okuyorum. İkincisi dinleyicilerin zihninde böyle İbn Arabi öyle bir yer ediniyor ki yani böyle bayağı çok önemli falan. Bunda bir yanlışlık yok gibi gözüküyor önce ama sonra şöyle bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Sanki İbn Arabi'den başka Müslüman düşünür yokmuş gibi düşünüyorlar. Şimdi bu bir tavır. Mesela İbn Arabi için bunu böyle düşünüyor adam. Sonra mesela İbn Arabi'ye karşı çıkıyor. Kim adına karşı çıkıyor? Diyelim ki bir başka yazar adına. Bu kez diyor ki ondan başka kişi yok. Ondan sonra bir başkası geliyor, bir başka adam buluyor. Yani herkes böyle bir hani körün de, hani bir değneği bellemesi gibi amanın. Ondan sonra herkes bir şeyi belliyor, herkes oradan gidiyor. Sonra ne oluyor? Hiç istemediğim bir şey oluyor ve İbn Arabi'nin hiç sevmediği bir şey oluyor. Sanki böyle taraf tutar gibi, takım tutar gibi düşünür tutmaya başlıyoruz. Takım tutar gibi, taraf tutar gibi böyle düşünür tutmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu hakikaten İbn Arabi'nin hiç sevmeyeceği bir iştir bir. İki, İslam aklının hiç sevmeyeceği bir iştir. Yani böyle taraf tutar gibi. Yani hiç şey yok. Hani taraf tutar gibi. Yani Fenerbahçe'yi tutar gibi. İşte Galatasaray'ı tutar gibi. Adam tutmak bu İbn Arabi'nin seveceği bir mesele değil. Bir defa yani böyle bir şey yani böyle bir kişiyi çok vurguladığımızda böyle bir problem ortaya çıkıyor. Ve tekrar ediyorum yani hani sevenleri de böyle yapıyor bazen. Sevmeyenleri de bu kez başka birisini buluyorlar mesela. Başka bir düşünür buluyorlar. O da diyor ki mesela İbn Arabi falanca. Mesela birisi de diyor ki yok Mevlana diyor. Öteki diyor Yunus. Şimdi bir de onu günlük hayata taşıyorsunuz mesela. Günlük hayata taşıdığınız zaman demek ki bir cemaat içerisinde oluyorsunuz. Diyorsunuz ki en iyi bizim cemaat diyorsunuz falan. İşte en iyi falanca diyorsunuz. Yani herkes böyle bir tane yani böyle Erciyes kadar ya ne diyeyim Everest tepesi kadar büyük bir tepe inşa bulmak istiyor. Yani hani bu en iyisi budur gibi. Böyle bir şey bulmak istiyor yani. Hani böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu bir problemdir. Neden bir problemdir? Çünkü arkadaşlar bakınız. Dünyanın hiçbir yerinde mesela böyle Himalaya dağları var değil mi? Himalaya tek bir dağ değildir. Yüzlerce dağ zirvesinden oluşan büyük bir dağlar birikimidir. Şimdi Müslüman düşüncenin çok önemli bir meselesi budur. Büyük bir dağlar birikimidir. Eğer İbn Arabi büyükse, mesela ben İbn Arabi sevenlere diyorum ki bak İbn Arabi büyükse etrafında bana en azından 10 tane 15 tane İbn Arabi gibi büyük adam göstermeniz lazım. Eğer bu sözünüzü ciddiye almamı istiyorsanız. Diyelim ki mesela Mevlana büyükse bana diyeceksiniz ki Mevlana gibi 10 tane 15 tane 20 tane büyük adam var bunun gibi. İşte filanca kişi büyükse tamam mı? Bana onun gibi işte şöyle 3 tane 5 tane 10 tane adam göstereceksiniz. Şimdi büyükler içerisinde bir adamın büyük olmasıyla hiç sıfırlar arasında bir adamın büyük olması bir değildir. Mesela bir başka örnekle düşünün daha basit. Diyelim ki ülkede zenginler var, iş adamları var. Mesela desek ki şu falan adam en büyüktür. Mesela milli gelir ne kadar? Diyelim ki 1 milyar dolar. Öteki bundan sonra gelen ikinci ise mesela diyelim ki 5 bin dolar ise bunu konuşmaya gerek yoktur. Neden? Çünkü demek ki orada bir zenginlik yoktur. Yani bir kişi gelmiş talan etmiş. Zenginlik yoktur. Mesela Tanzanya'da böyle bir şey olabilir. Tanzanya'da bir adam çok zengin olur, diğerleri olmayabilir falan. Şimdi Müslümanların bugün en önemli problemi bir kişiyi görmeye çalışırken diğerlerinin hakkını yemeleridir. Bu her alanda böyle oluyor. Yani sadece böyle İbn Arabi, işte Mevlana, öteki Berik falan filan değil. Mesela adam bir cemaat içerisinde oluyor. Aynı şey ortaya çıkıyor. Neden? Mesela diyor ki, yani aklınıza böyle ben cemaat dediğimde sadece bir cemaat gelmesin. Ondan da çok rahatsız oluyorum. Yani bir şey eleştiriyorsun sanki herkesin aklına bir şey geliyor. Yani adam diyelim ki gazete okumuş, televizyon seyretmiş. Zannediyor ki ben de televizyondan konuşuyorum veya gazeteden konuşuyorum. Ben Müslümanların genel meselelerini konuşurum. Yani Müslümanların ortak meselelerini konuşurum. Böyle bir hedef göstermem. Yani dikkati bir noktaya toplamam. Bir soruna toplamaya çalışıyorum. Yani bir probleme toplamaya çalışıyorum. Şimdi bugün en önemli mesele, çağımızdaki en önemli mesele Müslümanların dar bakışı. Yani dünyaya çok dar bakıyorlar. Dar bakış da teşvik ediliyor. Yani mümkünse daha da dar bakın. Yani böyle bir noktaya şey yapıyorlar. Mümkünse daha da dar bakın gibi böyle bir bakış açısı geliştiriliyor. Onun için ben şimdi her zaman şu örneği veririm. Mesela diyelim ki her birinizin bana şunu sorma hakkınız vardır. Ekrem Hoca sen diyorsun bu İbn Arabi önemli bir adam. Gerçekten önemli, çok büyük bir adamdır. Bunu söylediğim zaman siz bana diyeceksiniz ki hocam o zaman bana İbn Arabi
ayarında 4 tane, 5 tane, 6 tane daha isim say. 4, 5, 6 tane isim sayamazsan İbn Arabi önemli adamdır cümleme değer verme. Mesela diyelim ki siz herhangi bir cemaattesiniz, herhangi bir gruptasınız, herhangi bir tekkeye gidiyorsunuz. Mesela diyorum size ki mesela kim, mesela şu Şeyh Efendi önemli bir adam, şu hoca önemli bir adam, şu yazarı okuyorum mesela, bu önemli bir adam, şu siyasetçiyi takip ediyorum, önemli bir adam. Bir tek o. Bir tek oysa bu iş yanlıştır. Bir tek oysa. Tamam. Mesela çiçek seviyorum, gül. Tamam, sevebilirsin. Fakat sevilmeye değer, yani en az gül kadar sevilmeye değer bana 3 tane, 4 tane çiçek söylemezsen sen bu mevzuyu anlamadın. Yani hani mevzuya yanlış yerden bakıyorsun. Yani tabiata, doğaya haksızlık ediyorsun yani. Yani temel şey bu. Doğaya haksızlık ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mevzuya böyle girmemiz lazım.